Bombalar ve yaşanan acılar AKP'nin eseridir. Hatay Reyhanlı'da meydana gelen saldırılarda hayatını kaybeden 46 vatandaşımızın ve yaralanan vatandaşlarımızın tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğandır. Bunu başta söylüyorum. Lafı uzatmanın hiç manası yoktur. AKP Türkiye'ye bela getirmek ve emperyalist güçlere hizmet olarak küresel laboratuvarlarda üretilmiş bir partidir. Orta Doğu bölgesinde ne kadar kanlı işgal varsa hepsinde AKP'nin varlığı kendini göstermektedir. İslamcı etiketi taşıyıp da İslam ülkelerinin ABD İsrail için işgal edilmesini sağlayan bir ucubeliğin varlığında şekillenmektedirler. Daha iki yıl öncesine kadar Bodrum'da ailece tatil yaptıkları, sabah kahvaltısını Şam'da, akşam yemeğini İstanbul Boğazı'nda yedikleri Esat ailesine şimdi kin ve nefretle eylem geliştirmenin bedelini Türkiye'ye ödetiyorlar. Sınırlarımız, Suriye'de terör yaratanların geçiş yolu olmuştur. Kendi milletine zulüm yapan Apo'yu baş tacı yapan AKP'nin Beşar Esad halkına zulüm ediyor diye küresel propagandalar üzerinden Suriye'deki teröristleri desteklemesi bugün yaşadığımız acıların başlıca sebebidir. Türk devlet kurumları AKP sayesinde felç olmuştur. Apo ve Karayılan'la düşüp kalkmaktan Türkiye'yi koruyacak istihbarat oluşturamayan ve önlem alamayan MIT'in Artık ağaç dikme ve budamaktan başka hiçbir özelliği bırakılmayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin suçlulara ceza veremeyecek duruma getirilen yandaş yargının kendisini ABD ve İsrail e adamış başbakanın güzel şeyler olacak söylemiyle bütün kötülükleri pazarlamaya kalkan cumhurbaşkanının varlığı Türkiye'yi korumaktan aciz kalmakta ve her türlü belaya davetiye çıkarmaktadır. AKP'nin bu acılar yaşanırken bile hala aklını başına almadan Yeni tezgahlar peşinde koşması bugünlerimizin daha iyi günlerimiz olduğunu göstermektedir. AKP'nin ABD havadan saldırırsa biz karadan destekleriz şeklinde ABD'ye sadakat gösterisi yaptığı şu günlerde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde patlayan bombalar her türlü belanın sırada beklediğini göstermektedir. Başbakan Erdoğan Suriye sınırını bu hale benim politikalarım getirdi demek yerine hala özellikle çözüm süreci diye ülkemizde yeni bir dönemi başlattık ve bu yeni dönemi hazmedemeyenler, ülkemizdeki bu özgürlük havasının teneffüs edilmesine ne yazık ki olumlu bakamayanlar, bu tür eylemler içerisine girebilir açıklamaları yaparak hala suçunu bastırma ve olayları başka yöne çekme kurnazlığı yapmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devlet olmaktan AKP eliyle çıkarılmıştır. Türk devlet kurumları Türkiye'yi korumak adına değil, ABD İsrail ikilisinin bölgesel menfaatlerine hizmet etmek ve bu uğurda her türlü fedakarlığı yapma konumuna getirilmiştir. ABD ve İsrail'in denetiminde Türkiye'nin yönetimini PKK'ya bırakan İran ve Suriye üzerindeki gelişmelerde her türlü fedakarlığa hazırlanan AKP'nin politikaları felaket getirmekten öteye gitmemektedir. Eğer Türk milleti AKP'nin elinden yönetimi almazsa Türkiye'nin Irak, Suriye, Afganistan, Libya olması inanın kaçınılmazdır. Hatay Reyhanlı'da yüreğimizi acıtan manzaraları Irak ve Suriye'deki manzaralarla yan yana getirin, bu dediğimizi çok net anlarsınız. Irak ve Suriye'de patlayan bombalar sonrası ortaya çıkan manzarayla Reyhanlı'daki manzara arasında hiçbir fark yoktur. Bu manzaranın tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Olay yerinden televizyonlara canlı telefon bağlantısı yapan vatandaşların Başbakan Erdoğan'a kullandıkları ağır ifadeler ve olay sonrası toplanan on binlerce vatandaşın Tayyip istifa sloganlarıyla Hatay'ı inletmesi halkın da kimi sorumlu gördüğünün belgesidir. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye beladan başka bir şey getirmemiştir ve bundan sonra da getirmeyecektir. Türkiye'yi artık Türk ve Müslümanların yönetmesinin